Sinem, şimdi seni öyle bir yere götürüyorum ki inanamayacaksın, anlaşıldı sürpriz mı? Sürpriz demişti. Sürpriz değil. Aslında biraz sürpriz, biraz da kötü bir sürpriz. Hazır mısın? Değilim. Evet, şu ileride bir ev var. Acaba kimin evi? Anne. Annem ya. Sen yemişsin ya, evi de ile başka bir sürpriz. O başka sürprizin Elif Sinem TV'de. Gel anneciğim. Sinem TV. Evet, bak arabalar geliyor anneciğim, dikkat et. Murat önden gitme, dikkat edin, buraya gelin. Elif Sinem'e çok kötü bir sürprizim var. Ben burada birinin evinin olduğunu öğrendim. Acaba burası mı? Tabii ki de burası değil. Cadının evi mi? Gel Elif, gel. Hazır mısın? Gel, tut elimden. Elif galiba bu dik yokuşta yoruldu arkadaşlar. Murat, hemen kucağımıza alalım Elif Sinem'i. Alabilir misin? Çok dik bir yokuş burası. Ay, çok yorulduk. Evet, şimdi buradan otele gideceğiz. Önce Elif Sinem'i bir yere götüreceğim. Ay, düşecek. Sonra otelden sonra da Elif Sinem'i belki bir sürprize götürebilirim. Saat 11'de görüşelim dedi. Oraya gideceğiz. Ama onun öncesinde Elif Sinem, dur, dikkatli ol. Kendini hazırla. Ay, düşecekti. Murat, dikkat et Elif Sinem'i. Kız, sana ne diyeceğim? Cadının başı asıl İstanbul'da, buradaymış, biliyor musun? Hadi ya, hayır, biliyorum. Var burada, bak, gel, yaklaştık, gel, gidiyoruz. Baba. Murat, inanmıyor musunuz abi, bana ya? İnanmıyor musunuz bana? Bak, şimdi ileride çok az kaldı. Bak şu karda, şurada görüyor musun? Evet arkadaşlar, Elif Sinem, çok dik yokuşu çıkıyoruz şu an. Yoruldu. Evet, belki cadı bize bir sihir yapar. Bizi direkt oraya ışınlar, ne dersin? Valla oraya da ışınlasa saat 11 dediler. Hadi gel anneciğim. Murat. Elif Sinem bitti, tükendi, şarjı bitti. Kadının evine gitmemek için yapıyor galiba. Benim de şarjım bitti. Tamam o zaman, benim şarjım bitmiş olacak, ben gelmeyeceğim. Geleceğim. Anlaştık mı? Anlaşmadık. Ben gelmeyeceğim. Tamam gel. Önce cadının evine gidelim. Ben çok merak ettim anneciğim. Ver elini. Oyun yüklenirken ben. Oyun yüklenirken ben. Şöyle bir şey yapalım mı? Bir espri yapalım mı? Okula giderken Elif Sinem. Oyuncakçıya giderken Elif Sinem. Cadının evine giderken Elif Sinem. Ne oldu? Bağcığın mı açıldı? Üstüne mi bastın? Bu arada arkadaşlar, Elif Sinem'in kombinini göstereceğim. Böyle hamburgerli bir kombin. Kendi özel tasarladı. Kendisi yaptı. Bunun videosu da Elif Sinem TV'de. Dikkat et anneciğim. Aha, araba geliyor Elif. Araba geliyor. Geç kenara. Geç. Acaba bu siyah araba cadının arabası mı? Ne dersin? Dikkat et anneciğim. Bağcıklarını bağla. Çok hızlı koşmaya ihtiyacın olabilir. Hazır mısın? Doğru diyor, hazır değilim diyor. Gel bak, işte burada cadının evi arkadaşlar, buraya gidiyoruz. Hadi Elif'cim gel. Anneciğim, arabalar geliyor, acele et. Gizlice cadının evine giriyoruz. İşte sonunda geldik Elif. Gel bak, burası. Burayı görüyor musun? Anne, öyle görüyorum. Işıklar açık, galiba evde. Elif, evde olabilir mi? Kaçma boşuna babanın yanına, buraya gel. Ve işte sonunda geldik Elif, hazır mısın? İşte bu ev. Bak, alt tarafı karanlık ama üst tarafta ışıklar var. Şu taraftan mı gidelim yoksa bu taraftan mı gidelim? Gel bakalım Elif. Gel, hazır mısın? Korkuyor musun kız? Ne korkacaksın? Her gün geliyor eve bir şeyler getirip duruyor. Bak Elif, cadının evi burası. Hadi gel bakalım Elif. Bakıyoruz. Aşağıda ışıklar açık değil anneciğim. Galiba kapısı arka tarafta. Hadi arka tarafa gidelim, gel birlikte. Elif Sinem, sakın burada da ikisi şeylerine dokunup bayılma öncekindeki gibi, tamam mı? Burada mıyım kapısı? Evet. Elif, kapısı buradaymış. Gel şu kapıda, şuradan geçelim, gel. Gel bakalım, gel, dikkat et. Hadi bakalım, gidiyoruz arkadaşlar. Aa, burada kediler var, kedileri görüyor musun Elif? Bunlar cadının kedisi, bir sürü kedisi var. Demek ki kedileri çok seviyor, ne dersin? Baksana şuna, kaçmayın, gelin, bak siyah beyaz var. Ay çok güzeller. Aa, yemek de vermişler, görüyor musun Elif? O hamile. Aa, bir dakika, bir şey diyeceğim, buraya bakın. Işıkları açtı. Elif, ışıkları açtı. Kaçalım mı buradan? O hamile. Evet, hamişmiş anneciğim, bakayım. Senin yavruların mı olacak? Korktu anneciğim, gel, yabancıyız ya, korktu. Elif Sinem, ışıkları açtı anneciğim ya. Kapısına vuralım mı sence? Vuralım mı kapısını? O martı sesi. Martı sesi. Üst katın ışıklarını da açtı. Elif camdan bakabilir. Hadi hemen gidiyoruz, koş. Koş. Ses geliyor. Vallahi ses geliyor anneciğim, koş. Koş, değişik bir sesti, duydun mu? Gel, koş hemen gidiyoruz buradan. Işıklar açtı, kaçmamız lazım.
Siz ne gördünüz öyle ya? Arkamda ne var benim? Bir kedi var. Ne var? Köpeklerini saldı cadı, köpeklerini. Ben de bir an için cadı geldi sandım. Bak evi orada Elif Sinem ama evin içine girmeden kaçıyoruz. Işıkları açtı çünkü değil mi? Bak cadının ışıkları. Aa bak orada tepede. Gördün mü? Elif Sinem cadı sihir yapıyor bak. Işınlanma sihri. Birazdan evden gidecek değil mi? Aynı öyle gülmedi mi biraz önce? Nasıl ses çıkardı biraz önce? Aynen böyle ses çıkardı. Hem de balkondan geldi o ses. Işıkları da açtı. Şimdi gidiyoruz Elif Sinemciğim. Cadının evinden uzaklaşmamız gerekiyor. Bak ya bak çıkardığı seslere bak. Arabamız nerede? Murat araba buradaydı, araba yok. Kızım cadı arabamızı kaçırmış. Hala gülüyor ya, içine cadı girmiş. Murat içine cadı girmiş. Benim cadıyı çıkardım, bu salın. Söylesin bir arabanın nerede olduğunu söylesin. Araba nerede olduğunu söylesin. Otoparkta. Araba otoparkta mı? Oraya mı ışınladın? İyi, ceza yememiş oluruz. İyi bir yere ışınlanmış. Hadi gel. Ya çık içinden ya. Elif geri gel ya. Çık içinden ya. Ay çok ben sevmedim bu cadıyı. Bu ne böyle? Gıcık. Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyorsun değil mi? Evet. Aşk olsun Elif. Hadi gel. Burada. Elif skuturunun burada ne işi var? Burada. Araba burada. Arabayı buraya koymuş. Bu cadı. Hadi gidiyoruz.